biraz telefonlara falan bakmıyor. Telefonlara bakarsa bu kardeşimizi de bir getirmeyi düşünüyoruz. Tabii hocam. İçi düştü. İnşallah. Evet. Murat hocamızdan da burada rica edelim hocam. Metin hocamız yok. Evet. Uzatmayalım hocam. Betül Üzel arkadaşımız. Betül Üzel arkadaşımız okuyacak bize şiiri. İyi günler ileride anneanne. İyi günler ileride anneanne. İyi günler ileride. Bense 24 saatlik günlerdeyim anneanne. Rüyalarında senin ne kıyamet kopuyor, ne de bir gül düşüyor dalından. Sen böyle istersin bilirim, gülümseyerek anneanne. Oysa ne sarışın kızlar göz kırpıyor esmer delikanlılara, ne de ortada o bir gül bahçesi oluyor. Yine de iyi günler ileride anneanne. Esmerliğimiz kıyamet herkese. Halime bakıp üzülme anneanne. Bir bakarsın, dayımla beraber ortak bir iş kurar, belki bir süpermarket açarız. Ne dersin? Kasada da muzaffer durur gülümseyerek. Yok, yok olur. Dandy, popcorn ve kahve çorba satarız. Kahrolsun Amerika derisi sonra. Kahrolsun Fransa, Çin ve Mançurya. Kahrolur biz böyle deyince. Devri daim düzeniyle dönen dünya. Mançurya da kahrolur. Niye kahrolacaksa? Anneanne, mümin baş ağrılarım artıyor. İşte yaşamak bu deyip dostlar müttefiklere gülümsediğinde. Anneanne, ah anneanne, çıkış yok ve bu tereke rahmetli dedemin yüreğinden daha eski bir mesele. Yüreğimiz bölüştürülemez iyi günler ileride. Sade ekmeği bildiğimiz günler geçmişte. Ve güzeldi anneanne, şimdi ekmek dile gelse boğazımızdan geçişine utandığını söylerdi. İyi günler yok, iyi günler yok anneanne. Kıyamet bize, kıyamet bize, kıyam et bize. Betül arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Hocam bu şiir de... Evet, şiir güzel bir şiir, sevdiğimiz de şiir. TV24'te geçen birkaç gün önceydi bir arkadaş bu şiiri... O kadar güzel okudu ki rahmetli anneannem aklıma geldi. Okumamda da çok etkisi var. Nur içinde yazsın. Haşmet Babaoğlu okudu herhalde. Evet, Haşmet Babaoğlu okudu. Programın ismini de Haşmet verelim. Babaoğlu reklam okudu. Yapalım hocam. İsmail Kılıç Arslan, Selahattin Yusuf ve Haşmet Babaoğlu cuma akşamları TV.net'te bize müsaade ediyorlar. Evet. Beyaz Show'dan fırsat bulursak ara sıra oraya da reklamlarda geçelim. Yalnız ben bu magazin bahsine birkaç bir şey söyleyeyim. Bu yeri gelmişken derslerde de bayağı sıkıntımız var. Arkadaşlar çok magazin insan psikolojisine pek faydası yok. Az magazin, daha çok yaşam. Mesela bu programda yaşam var. Ben magazini inkar etmiyorum, reddediyorum. Siz magazini izlemeyin demiyorum. Azıcık izleyin ama şu ciddi programlara da kulak asın gerçekten. Şimdi Hüseyin Atlansoy'un bizim yaştaşımız, şair olduğuna toplum ancak televizyon aracılığıyla önünü. Halbuki insan hissetmeden şiiri miyiri anlayamaz. İşte anne alıyorsun bir şiir kitabı, onu belki kelepirde 5 lirada bulursun, Amerika sen busun diyorsun, bir tane alıyorsun, kitaplığına götürüyorsun, akşam hissederek, hissetmediği şeyi yaşayamaz insan, kitap eline alıyorsun, böyle kitabı güzel bir tutuyorsun, bu kitabı okuyorsun. Ama biz televizyondan da bilgi öğrenmeye başladığımız için derslerde bile şey oldu artık, televizyon kaynak, falan televizyon dedi ki, filan televizyon dedi ki, makale yazıyoruz, mesela adam internetten bize kaynak yazıyor. İnternetten yaz, onu inkar etmiyorum ama kitabı da ne yapma? Aradan çıkarma. Yedi Güzel Adamı diziden tanıyan... Evet. Yedi Güzel Adamı diziden tanıyan bir kuşak. Halbuki ben Yedi Güzel Adamın 3 tanesiyle canlı görüşmüş. Onları şiirlerini dinlemiş. Nur içinde yazsınlar. Hüseyin Atlansoy'un şiirinin sonu çok hoş. Kıyamet bize, kıyamet bize, kıyamet bize, kıyam et bize. Kıyam İslami bir terminoloji. Diriliş, yeniden isyan ahlakının, isyan ahlakının kibarı. Yani bir şeyi değiştireceksen de efendice, edeplice değiştireceksin demek istiyor şair. Ama biz anneanneyi de unuttuk. Artık toplumda öyle bir hale geldik ki anneanne, babaanne evin tekil şahısları haline geldi. Halbuki onlar bizim çınarlarımız. Dilerim Hüseyin arkadaşımız bize anneanneyi hatırlatmış oldu. Değil mi? Benim anneannem yok ama ben onun olmamasını da çok hissediyorum günlük hayatımda da böyle müşfik ellerini, küçücük elleriyle. Hocam
Eve döve bir evet. deyip çıkışta anneannelerimizi arıyoruz desek güzel olur. Sıkıntı olmaz değil mi? Annenle babanı arasak. Evet öyle evet, bir diyelim hocam o zaman. Evet öyle bir. Buradan çıkar çıkmaz. Nasıl olsa bunlar mesaj çekiyor bol bol. Bir tane arasınlar. Anneanneciğim içeride çok güzel bir anneanne şiir okundu. Aslında arkadaşlar yeri gelmişken söylüyorum. Şiirin böyle bir kolektif toplumsal fonksiyonu var. Bana kimse tersini anlatamaz. İnsanlar kelimelerle oynadıkça yaşamın tuğla taşlarını diziyorlar. Şiir bu. Yoksa ben de şiir yazarım 5 dakika. Sözü bir daha yazsak hocam aslında iyi oldu. Ben de unuttum ama söyledim gitti öyle. Yani ben de söyledim geçti bu şiiri. Annemlerimizin hepsinin elinden öpüyoruz. Biz şimdi hızlı bir şekilde başka bir şairimize ve şiirine geçiyoruz. Yine sanırım kitlelerin pek tanımadığı ama edebiyat camiasında çok sevilen, sayılan bir arkadaşımıza geçiyoruz. Güven Adıgüzel. Ben bu arkadaşın kendi yazdığı biyografiyi müsaade ederseniz okuyacağım. Taha getirdiğinde de ben şaşırdım ama çok da hoşuma gitti. Güven Adıgüzel milattan sonra 1983 yılında İzmir'de doğdu. Doğarken ağlamaması şüphe uyandırsa da görevli olarak doğduğu anlaşılamadı. Fakir ama onurlu bir genç olarak karizma yaptı. Birkaç kez feleğin çemberinden geçme teşebbüsünde bulundu. Hep kravatlı bir işinin olmasını istedi ve bu isteğini kısmen de olsa gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi İktisat mezunu, muhtelif dergilerde şiirleri, gazetelerde makaleleri yayınlandı. 4 kıtaya ayak bastı. Eşkalim, Rehin ve hiç adında hiçbir yerde bulunmayan 2 kitap çıkarınca havaya girdi. Kimse kıpırdamasın kitabıyla şair abilerin dikkatleri üzerine çekti. Sonra söylediği yoksulluk şarkılarıyla karnını şiirle doyuranları gönlüne taht kurdu. Dünyada bir yerde yaşıyor. Bir gün her şeyi bırakıp bir balıkçı kasabasında yerleşeceği tribinde. Sizin kelimeniz değil mi? Sevindiniz böyle argoyu da seviyorsunuz. Ben de argoyu seviyorum ama tadında olacak. Jargonu tadında olursa iyi. Öldüğünde adının ruhuna yakışacak şekilde çıkmaz bir sokağa verilmesi kentsel dönüşümsel vasiyetidir. Kentsel dönüşümü de ince bir ironi var. Şiirlerinin oda sıcaklığında okunmasını tavsiye ediyor. Evsiz ve iki balık babası orta düzeyde Sanskritçe biliyor. Demek ki Türk kardeşimiz Sanskritçe bildiğine göre artık Sanskritçe bile Türklere kalmadı piyasada. Evet. Hocam, ama kentsel dönüşüme biraz ayar verildi değil mi? Şimdi TOKİ'nin büyük binalarından yatay 2,5 katlı yani, eleştiri güzel bir şey. 2,5 katlı geniş binalara geçildi. Onu da inşallah TOKİ gerçekleştirir. Sıcaklıkta uygun herhalde. O da sıcaklığında okusun diyor şair. Şiire geçelim hocam. Evet geçelim. Şiirimizi de Mehmet Güler arkadaşımız okuyacak. Türkçe bölümünden. Başlık çok agresif ve kışkırtıcı. Sınavda çıkmayacak sorular. Evet. Teşekkür ediyorlar. Çok yaşıyorlar. İşe geç kalmıyorlar. Çeyrek altını önemsiyorlar. Küresel ısınmayı ve beş çaylarını. Orta boyu ihtiyaç halinde seviyorlar. Gökdelenleri her halleriyle. Eve geç gelmeyi borsaya bağlıyorlar. Geriye kalanları astroloji. Konuşan partilerden korkmuyorlar bir de. Ben bazen korkuyorum. Artist diyorlar erken ölenlere bir akşamüstü her yer kalabalık. Her yer kalabalık. Üzgünüz yeteri kadar. Ve Rainbow mahkemelerde sanık. Sırayla ölüyor kumbarası kırılmış çocuklar. Test konusu bile değiller. İçinde Orta Doğu geçmeyince şiir doğmuyor. Bir şeyler kahrolsun. İşgal edilmiştir inandığımız tüm çiçekler. Stratejik bir aşk yaşıyorum. Devlet görmesin. Keşişleri hemen sobeleyin. Bu saklanmaç bizden uzak. Kavimler göçü konumuz değil. Seni seviyorum. İdeolojiler söylüyorum dünya kurtarmak isteyenlere ve çok rüya görüyorum. İnsanı anlamakla meşgulüz. Üstelik görünürde hiç ipucu yok. Ben bazen korkuyorum. Annem duruyor hemen kalbime. Beni hep yanlış öldürüyorlar anne diyesim geliyor. Sonra cihat geliyor aklıma. Cihatı çok seviyorum. Ama bunları coğrafi keşiflerle açıklayamam.
Çocuğu okula yazdırıyorlar. Merkez sayı ve dedikoduyu çok seviyorlar. Üniter yapı diyorlar. Uluslararası toplum en az iki yabancı dil. Minareler gölge ediyor. Başka ihsan da istiyorlar. Akşam ezanında eve giriyoruz. Üzgünüz yani geriye kadar. Demokraside ısrar ediyorlar bir de. Ben rahatça ölsek diyorum. Yemeklerden sonra pişman oluyorlar, kravat takıyorlar, az seviyorlar, aşık olamıyorlar, çok şişmanlıyorlar ve hiç gülmüyorlar. Manavlar da şiire inansın diye kırmızıydı belki elmalar. Elmalar deyince aklıma annem geliyor ve taksitli sancılar. Bir yanığın elma oluşunu devrik cümlelerle düşünüyorum. Sigortalı bir işe girmeden aşık olunmuyor. Evet. Mehmet arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Şiir bayağı politik bir şiir. Güzel bir şiir. Her bendinde iktidarına, muhalefetine güzel gönderme var okuyanlar için. Nalan adam hana da diyor. Valla emperyalistlere de var. Yerlilere de var, yabancılara da var, Müslümanına da var. Orta Doğu'yu ihtiyaç halinde seviyorlar. Konuşulması lazım hocam. Değil mi? Bunun bir tefsiri var. Orta Doğu'yu ihtiyaç halinde sevmek. Ben gerçi Orta Doğu demiyorum. Burası bizim topraklar ama. Yakın güneyimiz hocam ona. Yakın güney. He. Bizim yakın güney yani. Atilla İlhan'ın dediği gibi yakın güney diyelim. Yakın güneyi bunlar ihtiyaç halinde seviyor. Normal, doğru. Çünkü dünyanın en büyük mamaları burada. Petrol burada, para burada, her şey burada. Bizim ağzımızı azıcık damladı mı bize de bir ateş çakıyorlar. Ama ben şunu da söyleyeyim gençler, bayağı bir apolitik. Ben şöyle söylüyorum, politikayı aşk gibi düşünmek lazım. Tadında kararınca, severek, çok fazla kırıp dökmeden yapmakta fayda var. Yoksa çok apolitik olduğumuz zaman da millilik vasfımız ne yapar? Sıkıntı yaşar ama millet kariyer peşinde. Ben bu kariyer işine ta çok şey yapıyorum. Yani bu milletin apolitikliğinde kariyer kaygısı var. Acaba ben şöyle olursam böyle olur muyum, böyle olursam şöyle olur mu? Yani bir gençler de ben de içime bulundum. Biz de hepimiz de yani yok diyene çok az rastladım. Yani acaba şimdi biraz duralım da elimizi ekmeğimizi alınca ne yapıyorsak annemizin babamızın da herhalde buradaki bize en büyük tavsiyesi budur yani. Oğlum önce bir elinizi ekmeğinizi alın da ondan sonra gidip ne yapıyorsanız yapın. Yani bilmiyorum hocam. Sebebini düşünmek lazım üzerine. Biraz statü kaygısı diye düşünüyorum. Yani genç diyor ki ben memur olayım. İşte pardon memur öğretmen düşünmüyorum. Ben entelektüel öğretmen diyelim. Ya 3000 lira maaş alayım. Kimse de benim fazla düzenimi bozmasın. Ben de kimsenin düzenini bozmayayım. Şair aslında oraya gönderme yapıyor. Bunlar da hakkında sınavda çıkmıyor. Ben ara sıra böyle politik şiir sorduğum zaman çocuklar şaşırıp kalıyor. İsa Hocam nereden çıktı bu şiir? İsa Hoca'nın sınavları hariç diyoruz hocam. Sınavda evet. Çıkmayacaksa İsa Hoca'nın sınavı hariç. Kesin çıkıyor bizimkinde çıkıyor. Stratejik bir aşk yaşıyorum. Devlet görmesin diyor. Bu en güzel dizesi Güven Adıgüzel'in. Stratejik bir aşk yaşıyorum. Devlet görmesin. Aslında devletlerin doğasında biraz aşka karşı şey vardır. Yani ne diyelim. Devletle aşkın arası pek iyi olmamıştır. Tabii devletle aşkına ne yapmak lazım? Halkla devlet arasında bir yere koymak lazım. Hocam halkla devleti ayırmasak, şimdi asıl mesele bence orada yani halkla devleti ayırmayalım, aşkı da nereye koyuyorsak ama bir olsunlar. Siyaset de tam halkla devlet arasında, değil mi? Aşırı devletçi olursan sıkıntı, aşırı halka yaklaşırsan halk dal kavuğu. Onun için ortada olmak da burada hak veriyorum. Yani gerçi biraz da aşkın stratejisi olur mu diye şöyle bazen ben de kafa yormuyor diyorum. Şimdi bana sorarsan modern insanın aşkı stratejik. Çalışan bir bayan alacağım. Çalışan bir adam alacağım. Çok parası olsun. Borsada bayağı parası olsun. Bu adam zaten bunu yaparken aşk maç kalmıyor ki. Cahit Zarifoğlu'nun çok güzel bir dizesi var. Ben söyleyeyim. Beni banka düşmanı zannediyorlar. Alakası yok. Bakkal gibi diyor. Bankaların açıldığı yerde kardeşim aşk maç olmaz. Hocam ben de bir tane de söyleyeyim. Halk aşksızsa sokaklar banka dükkanları da doludur. Şimdi hatırlayalım. Ama bana bak bu bir az sevgi diyor ki şişmanlıyorlar. Şişmanlıyor. Bak şişmanlamak da çok ideolojik bir şey. Onu söyleyeceğim şimdi. Niye? Ben birkaç derste de bu şişmanlığı ideolojisini söyledim.
şişmanlık bir kapitalist bir olaydır demiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, toplumun refah ile ilişkili. Kriz dönemlerinde zayıflıyormuşuz, refah dönemlerinde şişmanlıyormuşuz. Sağlıkla uğraşan arkadaşlarımız bunları daha iyi bilir ama ben de bir şey söyleyeyim. Bu kadar strateji aşk kaldırmaz. Gerek yok. Sen ne aşık olacaksan kardeşim, evleneceksen, parası varsa yoksa mesela evlen gitsin. Bu kadar kafanı takma. Vallahi öğrencilerimden ara ara şöyle duyuyorum. Yani dekan bey beni mazur görsün, onlar yönetici. Ya işte söyleyin büyüklerimize falan da. Ne var? Kapasite notumuz şu kadar düşürürsün sanki dekan bey, rektör bey bu puanları düşürüyor. Düşürsün de biz evlenelim falan muhabbeti. Ya arkadaşlar, biz bürokratız burada acizane. Bizim ancak ne olabilir? Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanı buraya geldiği zaman işte Mado'da olduğu gibi kulağına bir iki arkadaşla fısıldarız. O da dikkate alır inşallah. Dilerim öyle olur. Hocam şimdi Gülsel'in sıkıntısı şu. Şiirin son dizesinde diyor ya şair, sigortalı bir işe girmeden aşık olunmuyor diyor. Yani böyle de bir gerçek var şimdi. Vallahi ben bunu şöyle tefsir ediyorum, bu sigortalı işe girmeme. Sözleşmeliye kız verilmeyen bir ülkede yaşıyorduk. Bak şaka gibi. Bir gün bu Ot dergisi mi, Deve dergisi mi, bir tanesi isimleri size anakronik geliyor ama güzel dergiler bunlar işte. Sağcısı var, solcusu var, devrimcisi var, hepsi güzel arkadaşlar var burada. Var ara benim de inşallah biraz...